için oturttum yerine. Mehmet Evren de gündemin yok senin. Halim Hanım yok mu? Hamas'a selam, inen işe devam. Hamas'a selam. Hiçbir insani, vicdani ve hukuki temeli olmayan saldırılar maalesef devasızca devam etmektedir. Siyonist İsrail, uluslararası mahkeme kararlarını hiç umursamamakta ve bütün dünyanın gözü önünde çok büyük bir katliam ve soykırım suçu işlemeye devam etmektedir. Şimdi de gözü dönmüş caniler, yüz binlerce insanın sığındığı ve güvenli bölge ilan edilen Refah şehrine saldırmaktadır. Bu da İsrail'in insanlık düşmanı ve saldırganlık üzerine kurulu gerçek karakterini ve azgınlığını en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Siyonizm aşığı emperyalist batılı devletler, Kudüs'ün kalbine adeta kanlı bir hançer gibi sapladıkları İsrail'in kurallarından bahşetine gör, sağır ve dilsiz de değiller. Bilakis bütün zulümleri görüyor, bütün katliamları biliyorlar ve bu vahşete destek de veriyorlar. Her metrekaresinde Müslümanın ahı, mazlumların kanı olan Gazze'de ölen sadece masum sivil olmuyor, Gazze'de insanlık ölüyor, insanlık öldürülüyor aslında. Batı'dan hiçbir zaman medet ummadık. Çünkü ne zaman ve nerede Müslüman coğrafyası işgal edilse, Müslüman kanı akıtılsa, Müslüman bir kadının iffeti ve namusu söz konusu olsa, Müslüman çocuklar hunharca öldürülse, Batı'ya bu işin başaktörü olmuştur ya da şimdi olduğu gibi üç maymunu oynamıştır. Vahşete ve zulme uğrayıp evlerinden ve topraklarından çıkarılan, bu da yetmiyormuş gibi kanı dökülen binlerce, belki milyonlarca Müslüman kadın, çocuk, genç, yaşlı, Charlie Hebdo dergisinde öldürülenler kadar konuşulmadı maalesef ve gündem olmadılar. Batı'dan medet ummadık. Ancak İslam ülkeleri liderlerinden de bu kadar batı uşağı olduğunu da bu
dokunmazdık aslında. Charlie Hebdo'ya boy veren binlerce sırada, birinci sırada yer kapmaya çalışan İslam ülkeleri liderleri neden yanı başımızda? Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz katledilirken bu zulme sessiz kalıyorlar, bir türlü anlayamıyoruz. 1,5 milyar nüfusuna sahip 60'a yakın İslam ülkesi liderlerine soruyorum. İzzeti ve şerefi İslam'ın dışında makamlarınızda mı? Koltuklarınızda mı? Paralarınızda mı? Petrollerinizde mi? Saltanatınızda mı arıyorsunuz? Bunun cevabını bir an önce sizden istiyoruz. Şunu bilin ki izzet ve şerefi İslam'dan başka bir yerde arayanlar ahiret yurdunun acıklı azabına düçar kalacaklardır. O azabı tadacaklardır. Ve şunu unutmayın ki zulme sessiz kaldığınız her gün vahşice öldürülen her bir çocuğun, kadının, yaşlının ve gencin kanı ellerinize ve vebali ise boynunuza yapışacaktır. Bunu unutmayın. Diri diri öldürülen kız çocuğuna sorulduğu vakit hangi suçtan ötürü öldürüldüğü dediğinde Allah-u Teala nasıl hesap vereceksiniz? Ey müminler, size ne olduğu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip, bir yardımcı gönder diyen mazlum erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz ayeti kerimesini hatırlatarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun masum insanlara karşı işlenen zulüm ve işkenceyi durdurmak için gayret göstermek, maddi, manevi elimizden geleni yapmak her bir Müslümanın insani, vicdani ve en önemlisi dini görevidir. Bugün İsrail insanlığın geleceği için en büyük tehdit ve tehlike haline gelmiştir. Bu katliam esasen tüm insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Buna karşı çıkmak herkes için insan olmanın bir gereğidir. Bu vahşet durdurulmadığı takdirde sadece Gazze'de değil daha geniş bir coğrafyada daha büyük katliamların yaşanması kaçınılmazdır hiç şüphesiz. 60'a yakın İslam ülkesi liderlerine sesleniyoruz. Gazze'deki zulmü durdurmaya gücünüz yetmiyor. Bunu anladık ve bunu ümmet olarak gördük. Hiç olmasa Refah sınır kapısından insani yardımın girmesini sağlayın. Elektrik ve su başta olmak üzere en temel ihtiyaçların Gazze'ye ulaşabilmesi adına ve yaralıların çevre ülkelerdeki hastanelere nakledilmesi için gerekli girişimlerde bulunun. Buna da gücünüz yetmiyorsa bari bir araya gelerek dökülen mazlum kanı üzerinden edebiyat yapmayın. Başta Gazze olmak üzere Filistin halkının yurtlarından çıkarılması, topraklarının işgal edilmesi asla kabul edilemez. Gazze halkının bu ahlaksız işgal ve istila girişimine karşı verdiği mücadele dinen ve uluslararası hukuk açısından meşrudur. Her bakımdan desteklenmesi ümmetin üzerine farzdır. Zalim İsrail'in karşısında mazlum Filistinlilerin yanında yer almak herkes için insani ve vicdani bir sorumluluktur. Gazze halkının yalnız bırakılmaması insanlık adına büyük bir utançtır. Tarihin ve Allah'ın affetmeyeceği bir davranıştır. Dolayısıyla Filistin'i ve mazlumları korumak için ne yapılması gerekiyorsa derhal yapılmalıdır. Bizler gerek Adana'da gerekse farklı diyarlarda bulunan Müslümanlar ve vicdan sahibi insanlar olarak elimizdeki imkanlar dahilinde Siyonizme para akışı sağlayan firmaları boykot ettik. Etmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yapılan zulümleri, kıyımları gündem ettik. Etmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ancak başta gerek kendi yetkililerimiz olmak üzere İslam ülkeleri liderlerine yine sesleniyoruz. Kardeşlerimizi vuran zalimlere ve onları destekleyenlere ticaret limanlarınızı, hava üslerinizi, radar üslerinizi bir an önce kapatın. Kardeşlerimizi vuran zalimlere ve onları destekleyenlere ticaret limanlarınızı, hava üslerinizi, radar üslerinizi bir an önce kapatın.
ve ordularınızı zalim İsa ile karşı harekete geçirin. Aksi halde dün Saraybosna'da ne yaşandıysa, Afganistan'da ne yaşandıysa, Irak'ta ne yaşandıysa, Suriye'de, Arakan'da ve ümmetin farklı İslam coğrafyalarında ne yaşandıysa bugün Gazze'de de aynısı yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecektir. Tarihte hiçbir zalim insanların canına, malına, yurduna, yuvasına kastederek emellerine hiçbir zaman ulaşamamıştır. Nasıl ki geçmişte Hazreti Musa ve onun yolunda gidenlere yaptıkları zulüm zalim Firavun'un sonunu getirdiyse, Gazze'de, Filistin'de döktüğü kan ve zalim İsrail'in muhakkak ki bugün ve yarın sonunu getirecektir. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı dünyanın dört bir yanında gösteri yapan fikri hür, vicdanı hür, cesur insanlara ve siz özellikle Adanalı kardeşlerimize selam olsun. Bilinmelidir ki bugün zalimin karşısında durmazsak ve haksız bir şekilde yurtlarından edilmek istenen, katliamlara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım etmezsek bu ateş mutlaka bize de dokunacaktır. İnsanlığın onurunu kurtarmak için bütün farklılıklarımızı, mezhep, meşrep, ne olursa olsun tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak haksızlık ve zulüm karşısında tek yürek, tek vücut olalım. İnanıyoruz ki nihai zafer mutlaka iman edenlerin, inananların, iyilerin ve müminlerin olacaktır hiç şüphesiz. Bu vesileyle Hamas'a selam olsun, Ebu Beyde'ye selam olsun, Muhammed Dayf'a selam olsun, İslami Cihad'a selam olsun, Filistin davası için, Kudüs davası için çocuklarını kurban edip bir çocuğum değil, bin çocuğum olsa hepsini Kudüs sevdası için kurban ederim diyen annelere selam olsun.